dur. Yani hemen hön, hemen hön herhalde değil mi böyle hani? Vuran arkadaşın ismi de İbrahim Giydirir. Nasıl, nereden biliyorsun? Ha, galiba bir salon. İşte, Roundhouse diye bir Muay Thai boks salonu var. Ben de oraya gidiyorum haftanın 3 günü. Sen buraya mı geliyorsun? Videoyu da sen mi çektin? Böyle ben çekmedim. Rahatlatıcı bir şey mi? Geleni döver mi? Ya hiç ben böylesine şahit olmamıştım. İlk defa görüyorum. Orada hoca mıdır kendisi? Hoca, döven hoca. Döven hoca. Belki şakalaşmayı tabii koydu. Şimdi evet, tabii çok iyi tanıyorsunuz değil mi? Yani her sahne aldığında tabii yepyeni. Yalnız şeye çok huysuzlaşmaya başladı. Yani uzun etekler, böyle tiril tiril bir şeyler, böyle uzun 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 öyle bir şeyler giyiyor. Fakat yanına da böyle bu genç yakışıklı çocukları almış. Onlar da eteğine basıyor sürekli. Bu da sinirleniyor. Bakalım. Şimdi zor bir şey tabii. Bir yandan da hani değil mi, senin gibi yönetmenlik yapıyor bir de. Siz şöyle çekilin, açılın. Ben eteklerimle böyle geleyim, entarimle falan filan. Fakat ya bu bir sinir harbi. Bir de tabii ki burada ne oluyor anlamıyorum. Galiba bunları şey yapıyorlar. Yani selfiler ve Instagram postları gecesi. Yani öyle düzenlenmiş olması lazım. Görelim. Şimdi burada bence yani içler acısı bir durum. Hayatı nasıl kaçırıyoruz bu telefonla selfiler yaparak filan? Gözümüzün önündekini de görmüyoruz. Adamcağız düşüyor ya. Ve kimse anlamıyor. Çünkü o sırada yaşayanlar telefonlar yaşıyor. Onlar insanlarını almışlar, gelmişler. Onları dolaştırıyorlar veri toplamak filan için. Telefonlar... Keşke onların duygusu olsa, dur lan düştü ne yapalım bir tutalım falan diyecekler değil mi? Görelim. Hiç. Ay. Telefonlar. Ya onlar söyleyebilir yani. Ay. Ya adam düştü ne yapıyorsunuz falan diyebilirler yani değil mi? Evet. Oldu ya o kadar anda. Hazırlık yap, eteğine bastın, meteğine bastın diye değil mi? O kadar böyle etrafı birbirine kat. Ondan sonra çat küt in aşağı. Telefon evet, titremedi ya. Dur. Şimdi bu niye bunu yapılır? Ya ta Londra'ya gitmişim. Çekmiş ama şimdi çocuklar, Londra mevsimi başlamış. Niye olduğunu anlamadığım bir şekilde. Ya benim o kağıdım yok mu bunun listesi olan? Nerede bilmiyorum. Neyse. Safiye Hanım Londra'ya gitmiş. Alnım Londra'da isimli post. Ondan sonra görelim. Şimdi tabii şey, tabii kadınlarda galiba oluyor, erkeklerde de oluyor. Orada kendini görünce dili tutuluyor. Ya yani şimdi Londra'dan bir post atıyor. Çok güzel. Bu ne ya? Londra işte böyle. Sokak. Of be, bana bak ya. Devam. Dur. Tamamen sayıklama yani. Dur. Meşhur. Londra'da. Otobüs geçiyor. Ya devam. Her yer ışıl ışıl. Dur. Ha, onu anladık. Her yer ışıl ışıl. Bana bak ya. Of be yavrum. Bana bak. Devam. Çok güzel. Çok şahane. Sevgiler size Londra'da. Mağazalar. Dur. Hocam belgesel yani kolay mı Londra'lara git, dokumenteriler yap oradan. Mağazalar. Yine ben. Haydi hayırlı günler abi. Bu ne ya? Of. Devam. Karışmış nedeniyle yılbaşı nedeniyle.
Şey mi, dili mi dönmüyor artık dudaklar yapıldıktan sonra? Soğuk demek. Kız mısın? Soğuk demek. Soğuk galiba. Soğuk ama o şey o iş bir... Ben hiç bilmiyorum. O, oraya ne sıkıyorsak o başka bir... soğukta falan diyor. Çalışmıyor mu acaba? Daha belki. Ne sıkılıyordu oraya? Oradan yağ alıp oraya mı konuluyordu? Ne yapılıyordu? Dolgu yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Dolgu yapıyor değil mi? Dolgunun belki... Ama belki hani mesela kalça bölümünden falan alıyorsa hani kalçanın nasılsa farklıysa hani burada da... Bunlar eskiden de ya. Belki kalça daha sıcak. Hani, hani kalçadaki yağ alıp buraya dudağa... Kızlar siz bilirsiniz söylesenize. Kalçadaki yağ hiç alıp... Hiç alakam yok o yüzden bilmiyorum. Ben değişti işler diye biliyorum. Hayır ama mesela burada hani o yağ dışarıdan değil de hani kendi vücudu... Mesela kadınlar eskiden programlarda yaptırdınız mı diyorduk falan. Kendi yağım. Yaptım. Oradan aldırdım. Belki yani orası sıcak da burada soğuk da böyle hani... Konuşamıyor mu ondan diyorum. Yok şey şöyle yaptı ya başta ha, böyle. Soğuk. Hava soğuk gibi geldi evet. Bana. Devam. Dur. Posta uyuyarak bitiyor yani. Devam. Müthiş. Şimdi ne yapıyoruz? Dur. Şimdi hocam tabii herkes yurt dışında. Yani daha doğrusu Türkiye'nin önde gelen herkes. Siz mesela önde gelen insanlar değilsiniz. Yani burada memleketin içindesiniz, burada çalışıyorsunuz, proletersiniz, çalışmanız gerekiyor, para kazanmanız gerekiyor filan. Bir de değil mi başarmış olanlar var. Mert, bak şimdi bir sana bak, bir Safiye Soyman'a bak. Yani sen de işte içinden gelmiyor mesela şu kızlar gibi olmak istemiyor musun? Bunlar da hava sıcaklığı normal fakat yine konuşmakta güçlükler ben görüyorum. Evet görelim. Problemimiz şu, hepimiz jetleyiz bir kere, hiç uyumuyoruz. Özellikle demek ki ikimiz hiç uyumuyoruz. Jennifer Lopez ile Ben Affleck şeye gitti, Santa Monica'ya gittiler, bir baktık. Şimdi bunları ilgilendiren şey, bunlar Las Vegas'talar ama oranın havası kaçmış. Jennifer Lopez ile Ben Affleck Santa Monica'ya gittikleri için bunlar da hareket edecekler orada. Onlar Vegas'ta diye mi gitmişler Vegas'a? Tam olarak bilmiyorum ama havası kaçmış Vegas'ın yani. onu anladık. Hocam bambaşka dertler. Ha? Zor. Yani biz olsak mesela salak gibi hemen Vegas'ta neler var abi falan diye böyle gezmeye çıkar. Bunların öyle bir şeyi yok yani. Zaten görmüşler, bitirmişler hocam. Yani bilgi görgüyü almış başını gitmiş. Devam. Biz dedik niye bu Vegas bitti. Şimdi arabamıza biniyoruz. Ondan sonra ve... Santa Monica'ya gidiyoruz. Bakın. Bir de yüzler hep yapıldığı için ben bunu şeye benziyorum. Bir film vardı Yaşayan Ölülerin Dönüşü diyerekten. Yani hiçbir şey kıpırdamadığı için şimdi biniyoruz şeyimize gidiyoruz. Ama jetlaglarmış. Yani jetlag da şey tabii o da jetlag tabii şey. Ama hiçbir yer kıpırdamayınca çok acayip bir şey değil mi abi? Garip bir illüzyon ya. Düşün ki hiçbir şey kıpırdamıyor yüzünde konuşuyorsun filan. Devam. Canlı yayın yapacağım size seyredin diye. Öptüm. Yalnız Demet Akın araba kullanacak. Amerikan trafiğinde her an yere yatırılabilir. Mesela bak öptümün de mevzu öp be. Değil mi? Öp be. Ben daha hep tane kullandı falan diye devam ediyor. Devam. Her şey olmaz. Bakalım neler bekliyor.